Her yerim feci ağrıyor ya. Ama neyse ki okula geldiğim için mutluyum. Yuh. Annem şu kıza şöyle baktığını görse kemiklerini kırar ha. Kızım senin o kızıl vampirle çıkmana böyle sevgili olmana bir şey demedi ama. Ayrılınca da bir göbek atmadığı kaldı ama. Ömer. Bak sen de bugün lütfen Sarp'la kavga falan etme, tamam mı? Polis bıraktı, avukat bir kanıt bulamayacağımızı söyledi, yani yapabileceğimiz bir şey yok. Bırakma şansım da yok. Ömer lütfen ya. Bak bari doktorun söylediğini hatırla. Sen eskisi gibi değilsin artık, kendine dikkat etmen lazım. Tamam tamam, sonra konuşuruz, hadi kaçtım ben. Ben de gideyim oğlum. Çok korkuyorum. İki kardeş birbirini öldürecek resmen. Ne yapacağımı bilmiyorum hiç. Asiye, ben Ömer'in bir aptallık yapmaması için elimden geleni yapacağım. Sen merak etme, tamam mı? Git sen hadi. Ha? Git git, ben Doruk'u bekleyeceğim zaten. Hayır yok, ben beklerim. Git oğulcan hadi. Madem o kadar ısrar ettin. Günaydın Bay Roket. Günaydın, günaydın da sanki bana hiç gün aymamış gibi, biliyor musun? Bacaklarım çok feci. Ya bir ara o kadar hızlı koştun ki böyle çekiciyi geçip gideceksin sandım. Bir an ben de öyle sandım. Ya o kadar güldüm ki ama o haline, sonrasında ağlayacak halim kalmadı gerçekten. Kızım zaten boş ver, niye ağlayacağız ki? Yani demek ki dün kısmetimizde yokmuş para kazanmak. Ama kazandığımız para çekiciye yetmeseydi bitmiştik, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ucuz atlattık ama. Evet. Neyse ya, önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Ha, sen pes etmeyeceksin, devam diyorsun. Herhalde. Bende pes edecek göz var mı ya? Sen bir baksana bana. Minibüsü ödemeyecek parayı toplayana kadar aynen böyle devam. O zaman ben kütüphaneye gidiyorum. Tschüss. Tschüss. Bu kız harbiden çok acayip. Herhalde ara ara kısa devre yapıyor. Değişik. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.